Efendim Ekotürk televizyonları ekranlarından hepinize tekrar merhabalar. Ben Eren Can Umut ve tabii ki her salı olduğu gibi değerli abim, sevgili hocamız Selçuk Önençler eşliğinde Borsa Teknik programı ile karşınızdayız. Hocam merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Eren, teşekkür ederim. Hocam kritik bir seçimi geride bıraktık. Borsa İstanbul'da dalgalanma seçim öncesi aynı şekilde devam ediyor. Seçim öncesi neyse seçim sonrası da buydu. Tabii ki Borsa İstanbul cephesine dolar bazında bakacağız, haftalık bazda bakacağız. Alt endeksler var, yabancı takas oranı var. Gerçekten her zaman olduğu gibi dolu dolu bir yayın. Ama oraya gelmeden önce. Hocam şu emtia cephesi, bu altında gerçekten daha net bir yukarı doğru bir hareketlenme, bir debelenme durumu söz konusu. Burayı ilk etapta nasıl yorumlayalım hocam? Evet, ons hareketli. Trendini de koruyor. Günlük bir grafik. Bu neresiydi burası? 2020 ile Eren, 2080 bandında şurada çok ciddi bir şekilde yaklaşık herhalde 2-2,5 ay kadar bir üçgen sıkışması, bir daralma olmuştu. Evet. 2021 özellikle 2058 geçerse fiyat yukarı yönlü bir momentuma kalkar demiştik. Bak, dikkat edersen şu bölgeden itibaren momentumla geldi. Burada ne var? Bak. Step by step. Kademe kademe gidiyoruz. Merdiven gibi. Merdiven gibi gidiyoruz. Sonuç itibariyle burada önce üçgenin arasına sıkıştırdılar. Bir silsene. 15 gündür de nereye sıkıştırmışlardı? 2194 ile 2146 arasına sıkıştırmışlardı. Bak şimdi Deniz bunu gösterir. Heh, bak gösteriyor. Gösteriyor bile. Deniz affetmez. Tamam mı? İki tane Fibonacci üçgenin arasında sıkıştırıp ne yapmışlardı? Bu çıkışı dinlendirmişlerdi. Doğru. 2146'ya biz önem atfediyorduk. Kırılmadıkça yukarı, kırılırsa savunma diyorduk. Yaklaşık 10-12 gün önce pazarı pazartesiye bağlayan gece 2146'ya iğneyi koydu. Kırmadan kalktı ve devam edeceğim dedi. Sonuç 2254 bölgesinin de üstünü fiyatlamaya başladı. Burası neresi? Altın oran. Doğru. 2254. 2058, 2020'lerden beri Fibonacci 1618, 2254, 2254 hedef, hedef, hedef dedik. Oraya geldik ve bugün şu anda 2260'larla bu fiyatı yukarı yönlü sürükleme gayretini ve teknik yukarı disiplinini koruyor. Şimdi alt göstergede bir aşırılık var. Hareketli ortalamalarda kuvvetli bir uzaklaşma var. Bu şu demek, trend yukarı ve trend güçlü. Ama genel anlamda, bunları bir önce yazalım. ...2351-2427 onsun genel projeksiyon anlamında üst stepteki hedefleri. Şimdi bak, buraya bir step yaptı mı? Doğru. Bu hareket böyle böyle gidip bunun içine mi girecek? Yoksa 2351'i geçemeden düzeltme mi alacak? Bunu takip ediyoruz. Ancak şunu söylüyoruz. 2351-2427 bölgesi altının onsunda. Dikkat. Biz 15 gündür ne diyorduk? 2146 kırılmadıkça 2190-2254 mi diyorduk? Doğru. Şimdi 2194'ün üstüne geçtik ve 3-4 gündür de üstünde miyiz? Üstünde. O zaman iş süreni 2146'dan nereye çekiyoruz? Düz mantık, 2194'e çekiyoruz. Dolayısıyla 2194 artık kısa vadeli destek ve iş süren stop loss bölgesi. 2194'ün üstünde kalmaya devam eden altını 2351-2427 hedefleriyle yeni bir oyun sahasına geçti disipliniyle ve trading modlamasıyla takip edeceğiz. Dikkat, bu hedeflere giderek ya da gitmeden. 2194'ün altına bir fiyatlama başlaması durumunda ...2146-2080 hedefli yükseliş trendi kısa vadede biter. Bir düzeltme ve veya bir downtrend stratejisi başlar ve tetiklenir. 2194 kırılmadıkça 2351-2427 altının onsunun yukarı yönlü hedef disiplini olmaya devam edecektir. 2194 altında yaklaşık 50 ila 70 dolarlık bir düzeltme tetiklenir. Evet. Analiz bu kadar. Hocam gayet net. Dolayısıyla bir şey sormuyorum. Direkt Bitcoin fiyatlarını. Sorama sen.
Geçelim. Yani böyle bir biliyorsun beni. Tabii. Zaten izleyici gözüyle dinleyip. İzleyici gözüyle dinleyip zaten direkt soruyorum. Net olmadığım yerde tabii ki. Beni zorla. Tabii ki. Tamam. Bitcoin'in günlük grafiği. Yine geçen hafta Bitcoin'i burada analiz ederken yine aynı grafik. Bak bizi izleyenler, düzenli izleyenler bilecekler ki 73.800 60.800 düşüşüne attığımız Fibonacci'ye tepe ve dibine bir Fibonacci atmıştım. Hı hı. Bak burayı mavi çizgiyle de belirginleştirdim. Deniz böyle kal, hiç bozma. Geçen hafta buralardaydık ve şunu dedik. 78.6 bu düşüşün 78.6 düzeltmesini yani geri alımını tamamladı. Şimdi 71.058 geçilirse bak kanalın tepesine gider. 78.6 geçilmezse yeniden bir baskı alır demiştik. Evet. Şimdi 78 bir silsene. Bak burada 2, 4, 6, 9 gün boyunca burada hani bu Fibonacci rakamlarını çok değersizleştiriyorlar ya. Buyur. Nasıl çalıştığını görsünler. 78.6 tepkiye direnç yaptı. Dolayısıyla karar ve destek bölgesi. 71.058 ile 64.900 bandında Bitcoin bir süre bu düşüşü, ardından gelen bu çıkışı şimdi tekrar düzeltmek ve dinlendirmek isteyebilir. Bak Eren, 73.800, 60.800 tepkisi nerede bitmişti? 78.6. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer 60.800 ile 71.000 tepesine Fibonacci atıyoruz. Ve orası da işte aşağı yukarı 61.000, 64.900, 63.000 gibi bir bölge yapıyor. Eğer Bitcoin geri dönüp 71.000 geçip 77.000 ve 81.000'lere doğru bir hareket yapacak ise bu destekleri kırmamalı. Evet. Tamam. Velhasıl kelam 64.900 ara destek, 61.400 Bitcoin'in kısa vadeli aldığı baskıda destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu destek bölgesinin üstünde kalmasından çok daha önemlisi grafikte görülen mavi direnç bölgesi olan 71.058'in geçilmesi bir momentum ve güçlü bir getiri sağlamak anlamında performans çıkartır. 71.058 geçilirse 77.356 ve 81.800'lere doğru Bitcoin yeni bir ATH yapmak için kopar. Tamam o momentuma. O bozuka etkisi hani bam bama döner. 71.058 64.900 bandı bekle gör, longsan temkinli ol. Short kovalıyorsan da 71.058'in üstünde senin shortunu elinden alırlar demek olur. Dolayısıyla 64.900 71.058 bandında Bitcoin birazcık uyuyacak, dinlenecek, sindirecek. 64.900, 61.400 kırılmadıkça yeniden yukarı dönebilir. Bir de buna başlamadan önce bir şey hatırlatayım. Şu bir tane bizim şeyimiz vardı ya, genişleyen üçgen. Evet, megafon. 3 hafta önce ne dedik? Megafon bitti. Doğru. Tamam. Megafon bitti dediğimizden beri orası şu anda kısa vadeli tepe. Tamam. Ben Bitcoin ile ilgili biliyorsunuz yani 2016'dan beri bu piyasanın çok gidecek yolu olduğunu söyleyen bir adamım. Ama şunu söyleyeyim. Bunun ayıları çok öldürücü olur. İki tane ayıyı yaşamış bir adam olarak söylüyorum. Tamam mı? O yüzden bunun ayıları bak boğalar hızlı seri parayı hızlı dağıtır. Ayıları ezici ve zamana yayılır. Yani ne demek istediğimi anladın değil mi? Net. O yüzden traderlar bak kriptoya yatırım yapanlar, değer yatırımcısı gibi hani kriptoya yatırım yapanlar için bu uyarı çok önemli olmayabilir ama traderlar için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda 64.900, 61.400 üstünde kalması göreceli olumlu. Ancak yatırımcı şunu unutmayacak. Bak buradaki bu var ya burası. 71.058. Geçilirse oyna kardeşim, kuvvetli yukarı oyna. Burası geçilmedikçe zaman zaman izleyip görmek, ayaklarını yere bastırmak, sebat etmek, izlemek faydalı olabilir. Doğru.
Hocam şimdi ons altını dile getirdik. Bitcoin'de analizleri gayet ayrıntılı, anlaşılmayan hiçbir şey yok. O zaman yavaş yavaş Borsa İstanbul'a geçelim ama Borsa İstanbul'a geçmeden önce hocam şöyle bir yabancı takas oranı ve Borsa İstanbul ilişkisine bakalım. Evet, bir bakalım dedim. Hazır yerel seçimi de ortadan kaldırmışken, bu arada yerel seçimlerin sonucunda milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sonuç itibariyle önümüzdeki bir belirsizlikte öyle ya da böyle kalktı. Sonuç itibariyle karşıma bir grafik hazırladım. Yabancı takas oranıyla Borsa İstanbul'un hareket dinamiğini gösterdim. Sarı Borsa İstanbul, pembe yabancı takas oranı. Şimdi bak buraya dikkat. Buraya beyaz bir dik çubuk kattım. Burası neresi biliyor musun? Burası genel seçim. Bak, genel seçim. Geçtiğimiz yıldaki genel seçim. Yes, genel seçim bak. Takas düşerken Borsa İstanbul yukarı gidiyordu. Doğru. Tamamen fiyatla temel birbirinden ayrışarak hareket ediyordu. Bak dikkat et. Yerel seçimden, düzeltiyorum, genel seçimden sonra Borsa İstanbul'un refleksleri yabancı takas oranıyla paralelleşmeye başladı. Bak, borsa yukarı gidiyor, takas da yukarı gidiyor. Bak borsa düzeltiyor, bak takas da düzeltiyor. Evet. Tamam. Bak takas yukarı gidiyor, borsa da yukarı gidiyor. Bak buraya, takas düzeltiyor, borsa da düzeltiyor. Efekt birebir örtüştü. Bu ne demek biliyor musun? Bak bu ne demek? Genel seçimden sonra uygulamaya başladığımız ortodoks politikaları, Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası ekibinin yaptığı başarılı uygulamalar artık yabancı tarafından karşılık görmeye başlandı. Tamam. Eğer biz bu tempoda devam edebilirsek her şey ortada. Borsa İstanbul yabancı takası korelasyon halinde daha böyle spesifik, daha yatırımcı, daha güvenli noktalarda bir seviyeye götürmemesi içten değil. İmkansız. Evet. Dolayısıyla bu grafiği hazırlamamdaki sebep de şu, yerel seçimden çıkan tablodan da gördüğünüz şey, sevgili Eren, doğrulardan ödün vermeden yolumuza devam edelim. Şu anda ekonomik politikalarımız doğru. Mehmet Şimşek ve ekibi bence çok başarılı bir şekilde zor bir dönemi, bazı hataları telafi etmek için bir çaba sarf ediyor. Dolayısıyla bir şeylerden ödün vermeyerek aklı selim bir şekilde, gördün mü ne kadar? Temel ve fiyat genel seçimden sonra korelasyon haline geçmeye başladı. Bundan önceki tabloya bak. Zıt. Borsa İstanbul için olumlu ama temel taraftan hani riskleri barındıran bir hareketti. Şimdi konjonktür ve yapı olumlu o hale geçti. Ben sadece bunu bir hatırlatmak istedim. Takaslarında yabancının lehine artmasından dolayı. Seçimden sonra da zaten yabancı fon akışının daha da kuvvetlenme ihtimali çok fazla konuşuluyor. Yabancı da zaten özellikle, seçimi görüp bakalım dediğini biliyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın seçim sonrasından sonra balkonda yaptığı mesajı aldım. Kısa notu önemli. Orada bir de Mehmet Şimşek ve ekibine desteğini de yine o balkon konuşmasında mesajı dile aldım getirmiştim. Demesi evet. Çok önemli. Önemli. Tabii şu var, önemli demesi önemli ancak sözle icraatında uygulamaya bakacağız. Uygulama takip. Şimdi holding tarafı neredeyse elektrik. Tamam. Şimdi günlük elektrik. Şimdi biz burada bir süredir ne diyoruz? Bu pembe geçilince hareket olacak. Doğru. Çünkü burada da bir pembemiz var. Doğru. Bu geçildiği zaman trend başlamıştı. Şimdi ne oluyor? Bu enflasyon muhasebesinden dolayı bilançolar biraz gecikiyor. Bu dönem biraz biliyorsun yani gecikti. Gelmesi gereken bilançolar gecikiyor falan filan. O da burayı biraz baskılıyor vesaire vesaire. Sonuç itibariyle Eren, Deniz bunu gösterecek. Deniz gelsene. Bak burada bir yatay çizgi koydum. Burası bir Fibonacci. 23.6. Tamam. Bir de burada düşen var. Bak beyaz balonlar koydum. Bak burada iki tane balonumuz var. İkisi de hem düşen hem de 23.6, 560, 570 bölgesinde öbekleniyor. Elektrik kaç bu arada bilmiyorum, söylesinler. Tamam. X elektrik, yani enerji hisselerini etkileyen sektör grafiği bize şunu öğütlüyor. 549.70 bilmiş tamam. Hocam Anita Bey. ...560 ve 570... geçilmedikçe trend yok.
sen çok değerli bir ürün taşıyabilirsin. Ya sen kendi hissene, hisse bazında trendindeyse ona fokuslu kal. Doğru. Ama sektörü genel olarak yorumlayacak olursak 560 ve 570'lerin altında kalmaya devam eden X elektrik endeksi, dikkat et bak bir şey söyleyeceğim. Orta vadeli turuncu trend çizgisinin üstünde, yükseliş trendinde, bak teknik analiz böyle bir şey, sen çok iyi biliyorsun. Bakış açısı çok önemli. Baktığın vadeye göre yorum doğru, değişiyor. Doğru. Turuncu orta vadeli yükseliş trendi içinde, pembenin altında kısa vadeli düşüş trendinde. Doğru. Nereden baktığın çok önemli. İkisini de anlatıyor bize. Sonuç, 560 ve 570'lerin altında kalmaya devam eden X elektrik düşüş trendindedir. Kısa vade. 560 ve 570'leri geçer. Dikkat! Özellikle 570 üstünde çarpı 2 gün disiplinini tetikletebilir ise muhtemelen Fibonacci'yi çevirip üst hedefleri öyle bulacağız, ama 570'in üstünde tahmini olarak 614-640'lara doğru yüzdesel ağırlık, hani piyasada risk iştahı arttırılarak elektrik endeksi yukarı yönlü 614-640'lara doğru daha güvenli bir oyun sahasına geçti. En azından düşüş trendinden kurtuldu. Daha iştahlı, daha verimli bir performans çıkacak diyebiliriz. 560 ve 570'in üstünde elektrik endeksi düzeltmesini bitirerek yukarı trendini başlatır. 560 ve 570'lerin altında kaldığı sürece ...542 ve 521 baskısı risk anlamında, bak risk anlamında masada kalmaya devam edecek. Şimdi burada A ve B planlarıyla, yani 560-570'in geçilemesine veya geçilememesine göre iki yönlü analiz yaptık. Evet. Şimdi bu kısa vade, silse ne? Bak bir şey anlatayım işte. Burası kaç? 570. Doğru. Geçilirse ok yönünde oyna. Değil mi? Geçilmedikçe kısa vade risk var diyorum, ama bak başka bir şey de anlatayım. Bir de hani fırsat, bir şey düşerken, hani temkinli ol temkinli ol diyoruz ama bir şey düşerken de bir fırsat sunuyor değil mi? Doğru. Bak şimdi ne yapıyoruz? 426, 614 çıkışının ...61.8-78.6 bölgesi. Bir şey anlatacağım da yatırımcı hemen orayı 466. çizince. 466. Şimdi bak, şimdi Selçuk tahtaya 498-466 elektrik indeksinde rakamlar yazdı demek, oraya düşecek demek değil. Değil. Ama buraya düşerse, bak düşerse, şimdi 560-570'i geçmedikçe kısa vadeli oyuncular temkinli olsun, temkinli olsun, temkinli olsun diyoruz ya. Bunu geçmeden buraya düşerse de, tamam analiz bu kadar. Peki hocam, trend 489'dan geçiyor. Ne? Trend 488.80'den geçiyor. Tamam, diyelim ki bugün düştü. Sil anlatayım. Bunu kırar. 78.6'dan içeri döner. Heh. Var mısın iddiaya? Orada bir ayı tuzağı bırakır. Bak ben söyleyeyim. Bak ben bu kadar netim. Elimde bununla ilgili çok fazla aşırı istatistik var. Ben seninle iddiaya girerim ve iddiayı kaybetme oranımı da şimdiden söyleyeyim. %18. Tamam, bu kadar %18 bak, içinde. Ben matematikle konuşurum, matematikle. Öyle. Benim iddia etmem falan plan olmaz. Yok bende. Bak elimde o kadar fazla istatistik ve backtest var ki. Hı hı. Bu trend testi kırıldığı zaman 78.6'dan dönmeme, bak dönmeme ihtimali %18. Yani ben seninle burası kırıldığı zaman mal alırım iddia anlamında. %18 ihtimalle stop olurum. Bu ne demek? Düşük bir olasılık. Düşük bir olasılık ama benim de stop olma ihtimalim var. Tabii ki. Her zaman vardır. Heh, tamam. Kesinliği yok ki. Ama güçlü bir matematiksel backtest'ten bahsediyorum. Güzel. Hocam şimdi son dönemde... Gelince bu arada Allah korusun oralara kadar düşmesin. Yatırımcı da üzülmesin ama oralara gelince iddiaya girelim seninle de. Olur. Bir şey olsun. Maksat hem bir eğitim tadında olsun hem de onun üstünden Allah korusun tekrar oraya düşer anlamında algılamasın yatırımcı. Düşerse de bir canlı işlem gibi bir tabii, tabii. Eğitim tadında bir şey yapılır. Normalde ben %18 olasılıkla asla iddiaya girmem ama kokoreçine hani, girersen. Halkımız için kokoreçine girerim. Evet, holding. Şimdi holding günlük. Şimdi burada ne var? Arka önce bir kere bak.
Bir kere yatırımcı şuna baksın. Hele orta ve uzun vadeciyseniz. Hocam bir grafiği karşınıza alın. Yatırımcı özür diliyorum, sırtımı döneceğim. Ya bak şimdi böyle bak, geç karşısına. Ne yapıyor hocam bu? Yükseliyor da. Hı hı. Ha, yükseliyor. Evet, düşüyor zaman zaman. Düzeltiyor. Doğru. Sonra düşenini geçince yükseliyor. Tamam mı? Dolayısıyla bak burada da bir ara düzeltmesi var. Burada geniş bir düzeltmesi var zamansal. Burada zayıf bir, yani daha kısa bir düzeltmesi var. Ama sonuç itibariyle fiyat yükselme dinamiğinde. Sonuç. Bugün her iki vade içinde destek rakamlarını vereceğim. Tamam? Hem orta vade hem kısa vade. X Holding 8200 kısa vadeli destek. 7550 orta vadeli destek. Bu rakamların nereden geldiğini anlatacağım. Tamam? 55 günlük hareketli ortalama. Şimdi bak, çok detaylı bir analiz yapıyorum. Neden 55 olduğunu anlatacağım. 55 kırılırsa kanalın dibine iniyorlar. 55 kırılırsa kanalın dibi de 7550. Bak ben her şeyi matematikle anlatırım hocam. Ben öyle havaya bir şey anlatmam. Tamam. 8200 kırılmadıkça oraya geri çekilmez de demiyorum. Risk orada, risk yönetimi orada. 8200 üstünde kalmaya devam eden holding. Burada kısa vadeyi yazdım ya. Evet. Burada kısa vadenin hedefi. Şimdi burada orta vadeyi yazdım ya. Şimdi orta vadeli hedefi yazayım. Tamam. 8200 üstünde kaldıkça 8970 kısa vadeli trend fokus hedef bölgesi. 8200 kırılırsa 7550'lere doğru düzeltme ve bu anlamda yatırımcıların savunma dürtüsüyle B planlarını devreye sokmak. Burada B planından devreye sokmayı artık yatırımcı kendi kafasında tezahür etmiş. Evet. Hafiflemek, satmak, kar almak, bunu bilemeyiz. Bu mevzuata aykırı. Yatırımcı kendi karar verir. Doğru. 8200 altında 7550 düzeltmesi başlar. 8200 üstünde kaldıkça 8970'lere doğru kısa vadeli trend bozulmaz. Ancak 8970'lere gitmeden 8200'lere doğru düzeltmez diye de yatırımcı duygusal anlamda kendini hazırlamamalı. Yani düzelebilir. 7550'nin üstünde kaldığı sürece de çatlasanız da patlasanız da, tamam, bu yatırımcıyı korkutsanız da amuda da kalksanız holding endeksi 9190'la tanışacaktır. 9190. Evet. Evet. Analiz bu kadar. Hocam o zaman sizi birazcık dinlendirelim. Tamam. Ondan sonra zaten bankacılık endeksi ve Borsa İstanbul grafiklerine ayrıntılı bir şekilde bakacağız değerli yatırımcılar, ama önce kısa minik bir reklam arası. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra Borsa Teknik programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki değerli hocamız, sevgili abim Selçuk Yönaç'la eşliğinde. Hocam, holdingi konuştuk, sıra geldi bankacılığa. Zaten dikkat ederseniz, ki ediyorsunuzdur, Borsa İstanbul'u güçlü tutan genelde holding ve bankalar oluyor. Ve bankacılık endeksinde bugün baktığımız zaman %1,5 oranında yükseliş hareketi içerisinde. Hocam ne diyor şimdi teknik analiz, devam mı, tamam mı? Ya şimdi bir kere hareketli ortalamaların üstündeyiz. Kanalın da üstüne geçtik. Teknik olarak devam ediyoruz. Ama tek bir korkum var bak. Analize ona başlamadan önce şunu anlatayım bir. Hani şöyle korkum var derken korkuyu da yönetme disiplinimiz var. O ayrı da. Bu yeşil var ya, yeşil. Kanal. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu 5 kere çalışan kanalın biz artık dün ve bugün üstünü fiyatlamaya başladık. Bu olumlu. Ya şöyle bir rahatsızlığım var, endişe anlamında. Bu kanalın üstüne çıktık, bir boğa tuzağı olup birkaç gün sonra içine mi döneriz? Bu arka planda beni rahatsız eden bir dürtü. Tamam. Bu tehdit masada. Ha, bu tehdit masada, tamam mı? Ama öbür taraftan şunu biliyorum, bu riski yönetme şartlarımız var. Doğru. Yani bozulma riskini yönetme şartlarımız var. Bu şartlar neler? Onunla başlayalım.
Yine iki rakamla başlıyoruz. İki vadeyle yazacağım. Kısa vade, orta vade. Bunu yapmamdaki amaç herkes kendi vadesine göre desteğini bilecek. Stop, iş süren noktasını bilecek. Kısa vade 10.900, 10.500. Orta vade 9.600. 9.600'ün sebebi ne? Onu da göster Selçuk. 89 günlük hareketli ortalamaya her geldiği zaman fiyat yukarı kendini bırakıyor. Dolayısıyla, güzel çalışmış hocam destek olarak. Güzel çalışmış. Bu ne demek? Burası çalıştığı sürece geri çekilmelerde sorun yok. Orta 9.600 orta vadede sorun yok. 9.600 kırılırsa burası nanayiko. Tamam. Kırılmadıkça sorun yok. Sonuç itibariyle 9.600 orta vade, 10.900 ve 10.500. Burada da 10.500'ün altını çiziyorum. Tamam, 10.500. Bunlar desteklerimiz. Yani bu ne demek? Destek demek. Bu rakamlara kadar geri çekilmek demeyelim, risk yönetimi yapmak anlamında, düzeltmeyi yönetmek anlamında soğukkanlı kalalım. Ama vadenize göre bu rakamlar kırılırsa, o zaman orada bir B planını devreye sokmak lazım. Evet. Yatırımcı B planından ne kastettiğimi de kendisi oturup şapkasını önüne koyup kendi düşünür. 10.900, 10.500 kırılırsa ne olur? Bir vade kırılırsa öbür vade destek olur. Yani 10.900, 10.500'ün altında 9.600 devreye girer. Bunları da anlattık. Şimdi bu rakamların ve bu rakamların üstüne kaldıkça bir de kısa vadeli hedefleri verelim. Ve orta vadeli hedefleri verelim. 10.500 üstünde kaldıkça bir şey göstereceğim. Deniz yaklaşsana. Yaklaş. Bak 11.466'ya bak Eren. Yani şu iğneye bak. Deniz, bana çok fokus yapsana şurayı. Yapabildiğin maksimum fokusu yap. Buraya maksimum fokusu yap bana. Bak. 6-7 gün önce iğneye attığımız Fibonacci şu anda bu dakikalarda yine direnç. 11.466 spesifik rakam. Tamam. Dolayısıyla şu anda biz burayı gördük. Gördüğü için yazmıyorum ama 11.466 önemli bir düzeltme, yani bir geri çekilme için. Ama bunu gördüğümüz için yazmıyorum, bak tekrar ettim. Bak bir de buraya uzun vade koyayım. Ayılar kızacak ama ben koyayım. Tamam. Analiz bu kadar. 10.900, 10.500'lerin üstünde kaldıkça bankacılık 12.300. Kısa vade. Kısa vadeli hedef. Ancak buraya küçük bir S açtık. 11.460'ın geçilip geçilememesi 12.300'e gidip gidemeden önce bir düzeltmeye sebep olabilir. Risk analizi. Tamam. 9.600'ün üstünde kaldıkça 13.355. Bunu da yazalım o zaman, değil mi? Buraya da uzun vadeyi yazacağız o zaman. Buraya bunu yazdığın zaman, doğru, bunun risk yönetimini de yazacaksın buraya. Kaç orası? Kanal. Bu kanal bak. Millet bir şey yazarken ne olduğunu anlasın. Uzun vadeli trend. 8.400. Şimdi bak, herkesin Borsa İstanbul Bankacılık Endeksine kendi vade bakış açısına göre destek ve hedefleri yazdık. Sanırım herhalde konu bitti. 10.900, 10.500 kırılırsa 9.600'e düzeltme başlar. 9.600 kırılırsa da 8.400'e düzeltme başlar. Step by step. Tamam, matruşka gibi düşüneceksiniz. Bir yeri bozulursa bu tetiklenir. Bozulursa bu tetiklenir. Bunlar bozulmadıkça bu hedeflere doğru oynarsın güzel kardeşim. Sosyal medyadaki goy goyu bırakırsın. Evet. Hocam matruşka deyince de sevgili Ahmet hocamızın kulaklarını çınlatalım. Onun matruşka çanakları vardır. Onun matruşkanın çanakları vardır tabii. Ahmet hocamı seviyoruz. Hocam şimdi Borsa İstanbul'a haftalık bazda değerlendirmeye başlayalım. Evet. Şimdi dolar bazlı bir grafik. En hızlı geçeceğim grafik. Bir net bir figür var karşımızda. Sarı trend çizgisi destek olmaya devam ediyor. Yukarıda ise bir kısa vadeli, hep böyle yukarı doğru kopmalarda direnç olan bir bölgemiz var. Bu tepeyle bu dibin 78.6 bölgesinde yaklaşık işte 1,5 ay önce bir baskı almıştık. Şu anda o baskıyı düzeltiyoruz. Sonuç
267 ve 260 dolar bölgesi kabaca destek hattı olmaya devam ediyor. Bu destek kırılmadıkça, bak kısa vade riskleri biraz sonra anlatacağım, işte 5-8-13 veya trend disiplinleriyle takip etmeye devam edeceğiz. Ama bu grafik bize şunu öğütlüyor Eren. Yani bu bölge var ya, bu bölge bak. Hareketin başlama dinamik noktası 1, 2 soru işareti. Evet. 267-260. Bu bölge kırılmadıkça, dikkat, bak dikkat. $289 yukarı yönlü güçlü bir momentum tetikletmesi için dolar bazlı grafiğe göre önemli bir direnç. Bunu çarptığın zaman kaç çıkıyor bilmiyorum. Bize içeriden bir çarpsınlar. $289 geçilmedikçe 289, 270, 267 bandında bir gıy gıy mıy mıy, tamam mı, testlere devam edebilir. Ama 287 geçilirse ve pembe. Burası kahve. $289 çarpı dolar kuru. Burası OV. 32-30 diyebilirsiniz. Bir de bizim UV'miz var. 349. Yatırımcı bunların hepsini tek tek sırayla görecek. Tamam mı? Ama öyle hiçbir şey eskisi kadar kolay olmayacak. Tamam. Sonuç itibariyle 267 ve 260 dolar Borsa İstanbul'un dolar bazlı haftalık grafikte trend destek bölgesidir. Bu bölgenin üstünde kaldıkça 304.8 ve 317.5 hedeflerini koruyacaktır. Ancak yatırımcı risk kontrolünü ve pozisyon iştahlanmasını $289'ları geçilip geçilmemesiyle pozisyon iştah, hani o bazen deriz ya piyasa iştahlı. Hani iştahlı yukarı okuyalım. Daha güvenli. Anladın değil mi? Yani bu iştah tonlamamızı $289 geçmesiyle ölçeceğiz. Bir şey geçilmedikçe ayaklar yerde, eller sobaya fazla şey yapmadan, ne demek istediğimi anlıyorlar. 289 geçilirse ne yapıyoruz bu sefer? Sobaya? Odunu. Odunu atıyoruz. Peki, 289 bu kadar kritik bir seviye değil mi hocam? Kısa vade, kısa vade momentum gelmesi için kritik. $289 güncel kurla çarpılmış hali TL bazında kaçmış? Kaçmış. 9300. Tamam, güzel. Şimdi getir TL grafiği. Bak dolarla TL'yi ölçtüm. Neden sırıttığımı anladım ben. Şu anda izleyicilerimiz anlayacak. Burası hareketin başlangıç noktası. 1, 2. 2 gündür temas ediyoruz. Daha geçmediğimiz için gerçekçi olmak adına 3 diyorum. Gün içerisinde 4 yaptı. Onu da hatırlatayım. 4 yaptı, evet. Benim burada bir de başka özel bir rakamım var. Onu da müsaade ederseniz yazacağım. İşte bak. $289'la aralarında 30-60 pips gibi çok küçük majör farklar var. Bu yüzden sırıtmıştım. Anladım, ben senin niye sırıttığını biliyorum. Bu dolar bazlı grafikle 289 sarmalıyla burası örtüştü. Şimdi biz bak düzeltmeyi sınırlı tuttuk. Grafiği sağ tarafa doğru yatırdık ve dikkat et Eren. Testereye bak. Doğru. Şimdi bak bu aslında testere, bir trend yok ama iyi traderlar için güzel marj var. Doğru. Ama kim için? Ne aya olacaksın güzel kardeşim, ne de boğa olacaksın. Kurt olacağım, kurt. Bu piyasa kurt piyasası. Tamam. Buranın boğa piyasasının tetiklenmesi, yani kalıcı boğa, kısa vade kalıcı boğa 9260, 9230 ve veya üstünde olur. Bu ne demek? 9230, 9260 veya $289 geçilene kadar yine iyimser olalım ama temkinli iyimser olalım. Temkinli yani. Risk yönetimini, işte bak araya bayram girecek. Ya burada bir uzun bayram tatili var. İşte bayramdan sonra her ne kadar çok olumsuz bir şeyler beklenmiyor olsa da hani gene de bir riski kontrol edelim disiplininde olacağız. Bu rakamlar geçilmedikçe. Şimdi sen bana şöyle bir soru sorabilirsin. Selçuk, bu rakamlar geçilecek mi dersen ben sana söyleyeyim. Bu rakamlar geçilecek. Ama bak bu rakamlar geçilecek demek riski kontrol etmeyen bir yorum olur. Ve yatırımcının en büyük hatalarından bir tanesi de odur. Hep yukarı fokuslanıp, Nasrettin Hoca'nın hikayesini şimdi tam yeri ama anlatmayayım. Nasrettin Hoca hikayesindeki bir arkayı kollamayı unutmak. Yani stopu unutmak.
Tamam mı? Yani stopu. İş süren geliyor ya arkadan. Onu demek istiyorum. İş süren arkadan ne yapıyor? Fiyatı yukarı yönlü destekliyor. Sonuç 9.239-9.260'ların üstünde. İf şartımız bu bak. Yukarı hareketin güvenli, iştahlı bir tonlamasıyla devam etme iş süren stop loss şartı bu. Şey, düzeltiyorum. İştahlanma tetiklenmesi burası. Burası geçilirse yatırımcı, bilemiyorum, bayramdan önce de hani olabilir ama hani bir ton temkinli olmak gayretindeyim. Çok iştahlı olmamak için. Ama şunu söyleyeyim. Kahve, ara 2. Kahve, ana. 9.239-9.260'ların üstünde iki kapanışta. Biz 9.450, 9.655 ve 9.850'lere doğru step by step bir anda lak 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 gideceğiz diye değil. Ama daha böyle iştahlı, daha böyle bir tık daha bu dirençten kurtulmuş, dolar bazlı baskıdan kurtulmuş daha iştahlı bir piyasa göreceğiz. 9.230, 9.260 üstünde kapanışlarda. Peki 9.230, 9.260 geçilmedikçe ne yapacağız? Onu da şuraya şöyle yazayım. Bak, bir çerçeve koyacağım. Ve analizi bitireceğim. ...9.620-8.740 bandı, Konya bandı. Git. 6 saat, dön, 6 saat. Git, 6 saat, dön, 6 saat. Bak, çizdim çünkü. Zikzak atıyoruz. Daralıyor. Ama bak, güzel bir şey var burada Eren. Ne var burada? Sarıyla pembe ne yapıyor? Kesişmeye çalışıyor. Üçgen sıkışıyor da. Burada bir şey oluyor Eren. Enerji birikiyor Eren. Buruna kadar gelmişiz neredeyse. Bak, enerji birikiyor Eren. Geliyor. Şimdi yapmayayım o hareketi de. Güzel bir şey olacak. Tamam. 9.260-8.740 bandında... Biz trading disiplininde iyimser ama temkinli olacağız. Yani gevşemeleri, satış baskısını, bayram riskini, bayramda olumsuz bir şey olabilme riskini, her şeyi bir planlarımızın içinde tutacağız. Tamam mı? Ama 8.740 kırılmadıkça buyurun hedefler. Analiz bu kadar. Hocam ya zaten gayet net kısa vade, uzun vade, orta vadeli bütün analizleri verdik. Son bir şey daha gösterelim. Bak buyurun. Burası var ya burası. Şuraya dikkat et bak. Bir de buraya dikkat et. Deniz yaklaş. Pembe ile sarının arasına dikkat et. Deniz gel. Ne kadar sıkıştı değil mi Eren? Doğru. Nereye geliyoruz biz? Kaç gün sonra bayram? Kaç iş günü kaldı Eren? Çok az kaldı. Bak bak bak. Bak buraya bak. Burada en fazla yataya bağlasan bağlasan, hani 9.300'ü geçmeden, 8.700'ü kırdırmadan bağlasan bağlasan buraya 5 ya da 6 tane bar koyarsın. Haftaya çarşamba birinci gün. Tamam mı? Şunu söylüyoruz, bayramdan sonra şenlik var. Oo çok net. Hadi bakalım. Son dakika diye altta. Peki hocam şöyle Pegasus'la bir de hisselere bakalım. Bayramdan sonra şenlik var da. Ayıya da şenlik olabilir, boğaya da şenlik. Tabii bir de işin o boyutu var. Hangi taraftan baktığınız olabilir. Finansal okuryazarlığı yaralamayalım. Ayı olup ayıya da şenlik olabilir. O zaman tamam da şimdi şöyle diyecek yatırımcı haklı olarak eleştiri. Bayramdan sonra 9.260'ın üstünde hareketler başlarsa kime şenlik olur? Boğaya şenlik. Boğaya şenlik olacak. 8.741 kırılırsa kime şenlik olur? Hayır. Ayıya şenlik olur. O zaman çember belli mi? Belli. O zaman trade disiplininde de if şartları ortaya çıktı mı? Çıktı. Evet. Şimdi ben diyorum ki yatırımcıya, yaparsın stratejini, koyarsın şartını, risk yönetim şartını, işine bakarsın. En nihayetinde bayramdan sonra bu enerji birikmesi tamamen boşalacak. Birikecek, evet. Birikiyor zaten. Hadi bakalım. Pegasus. Silsene. Onu silmeden bu şey olmaz. Ha geldi mi şimdi? Pardon. Şimdi bak burada ne var? Endekse paralel değil mi? Endekste de bir sıkışma var diyorduk. Bak burada da pembe ile sarının arasında. Dikkat et bak. Kırmızı hareketli ortalamaya bak Eren. 233 günlük hareketli ortalama. Deniz şurayı da göstersene. Bak göster göster. Yazıyı kaldırın oradan. Bak 233 günlük hareketli ortalamaya yaklaştıkça bir hop
kalkmış. Bak buraya getir. Deniz buraya göster. Bak gene kırmızı hareketli ortalama 230 top kalkmış. Şimdi burası neresi? Hem sarı bir tren çizgisi hem hareketli ortalama. Bu arada Eren dikkat ediyor musun? Sarı bir elle çizdiğimiz manuel tren çizgisiyle kırmızı hareketli ortalama ne kadar örtüşüyor? Doğru, paralel gidiyorlar. Eğimler var, fark var ama o kadar olacak. Bu altın hareketli ortalamaların özelliği. Yıllardır bu mecralarda neden altın hareketli ortalamaları anlatmamın sebebi bu. Altın hareketli ortalama derken hocam? 3, 5, 8. Fibonacci seviyeleri. Fibonacci sayıları, altın sayılar diye atfettiğimiz sayılara ben altın ortalamalar diyorum. 3, 5, 8, 13, 21, 55, 89, 144, 233, 377, 610 diye giden sayılar. Tamam, trend. Sonuç, Pegasus. Derin bir sessizlik. Yine her iki vade içinde destekleri yazdım. Çünkü yatırımcı profili sadece kısa vade değil ki. Doğru. 743-725 kısa vade. Orta vade için olduğu için marj geniş farkındayım ama orta vade. 640'da orta vade. Buralar nedir? Destek noktalarımız. Yani bu desteklere kadar geri çekilme olmaz demeyeceğiz. Riski o anlamda absorbe edeceğiz. Buralar kırılırsa vademize göre savunma dürtüsüyle okuyacağız. Buralar kırılmadıkça tetiklenme yazacağım. Bak bu tetiklenme. Yazamadım. Şimdi 743 ve 725'lerin üstünde kalmaya devam eden Pegasus'u biz göreceli olumlu okumanın önünde disiplin etmeye devam edeceğiz. Ama bak bir şeye dikkat et. Burada bir sıkışma var. Bu sıkışma güçlü bir momentum, iyi bir getiri sunabilmesi için burayı geçmesi gerekiyor mu? Doğru. O zaman orası 869 ve 906 mı? Doğru. O zaman biz şunu diyoruz. 743 ve 725'lerin üstünde kalmaya devam eden Pegasus göreceli olumlu okumaya devam edeceğiz. Ancak 869 ve 906 kısa vadeli hedef ama iştahlanma tonlamamızı, pozisyondaki o iştah duygumuzu bu dirençler geçilirse güçlü tona çekeceğiz. Buralar geçilmedikçe yukarıda 906, aşağıda 725 bandında bak burası böyle böyle gıygıylanabilir. Tamam mı? 869-906 geçerse ne olur biliyor musun? Bak şuraya dikkat et. Bak, burayı gösteremedim ben ama bak. Burada da muhtemelen şöyle bir üçgen varmış. Var yani. Bu üçgen geçilince ne oluyor Eren? Hareket trende dönüyor değil mi? Doğru. O zaman burada 869 ve 906 geçerse bak hareket buna dönecek. Böyle bir figüre dönecek. Bu harekete doğru bir tetiklenme için 869 ve 906 direnç bölgesinin geçilip geçilemediğini takip edeceğiz. 743 ve 725'lerin üstünde kaldıkça da Pegasus'u olumlu okuyacağız. Evet. Bu kadar. Hocam son hissemize geçiş yapalım. Son hissemiz Türk Hava Yolları. Evet, bugün sırf şey yaptım. Ulaştırma yaptım. Hani onu özellikle belirteyim. Ulaştırma sektör grafiğini yapmayıp iki tane ulaştırma grafiği koydum. Burada da bak o Pegasus'ta pembe ile sarının arasındaki üçgeni gösterdim ya. Bak burada da o üçgen zamansal anlamında doldurmadan geçiyor. Üst Fibonacci'ye gidiyor. Onaya dönüyor, kalkıyor. Hocam parayla yapıyorlar be. Nasıl? Onaydan sonra kalkması efsane. Lokum gibi. Sonuç bir şeyin lokum gibi demek orada risk yok demek değil. Önce finansal okuryazarlık anlamında bu notu koyarak başlayalım. Sonuç itibariyle baktığımız zaman kısa vade 287 ara destek, 265 ana destek. Yani risk olursa bunların ne demek olduğunu gösterelim. Bak bunun gibi. Böyle bir düşüş riski oluşabilir. Bu riski yönetirken yatırımcı maliyetine göre, risk iştahına göre, kendi duygusal beklentilerine göre 287 ve 265 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz. Bu desteklerin üstünde kaldıkça özellikle 265'in üstünde kaldıkça bu 287 de korunma desteği. Yani orası kırılırsa 265'e kadar burayı biraz daha düzeltirler demek. Tamam? Sonuç bu iki desteğin üstünde kaldıkça
280 ve 265'in üstünde kaldıkça 308 bugün 308,5 görülmüş ya. Bak açılışta görülmüş. Evet, en yüksek. Bak görüyor musun? Rakama bak yani. Fibonacci'ye bak. Açılışta göstermişler. 308,5 ve 336,78 kısa vadeli hedefler olmaya devam edecektir. Şu anda bence Türk Hava Yolları'nı bu dar açıyla takip etmemiz yeterli. Ama hocam be, bu çok trader analizi oldu hani. Çok dar marjları analiz ettin. Ben önümüz yaz ulaştırmada daha iyi şeyler, daha kıpırdanmalar bekliyorum. Yabancı ilgisinin de olacağını düşünüyorum. Bu analizi biraz genişletsene bana diyen için başka bir şey yapayım. İki vadeyi birbirinden ayıralım. Tamam, burası kısa vade oldu. Doğru. 265 ve 253'lerin üstünde kalmaya devam eden Türk Hava Yolları. Ne yazdığımın farkındayım. Tamam. Selçuk, sen tatlıya ne yazıyorsun demesinler. 372,70 ve 476'da hedef olacaktır. Bu kısa vade, bu da orta vade. Bu orta vade, bu da uzun vade gibi düşünülebilir. Bak, bu orta vade, bu uzun vade gibi düşünülebilir. Bu da orta vade, bu da uzun vade destek gibi düşünülebilir. Üç evet. Tane vadenin de destek ve direnç hedef bölgelerini anlatmaya gayret ettim. Hocam, tüm grafikleri sonlandırdık. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Süremiz de sonuna geldik. İyi, süreyi tam kullandık bugün. Harika, tam. Cuk oturdu hocam. Evet efendim, değerli abim, sevgili hocamız Selçuk Yönençler eşliğinde Borsa Teknik programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, kısa bir ara, şimdilik hoşçakalın.